Çok daha büyük bir sorumluluk. Ama biz taraftar olarak bile, yani bir Balıkesirli sıradan bir taraftar olarak bile inan artık kaldıramayacak duruma geldik bu son Evet. dakika gollerini. Evet. Bunun bir de değişik bir bakış açısı da verebiliriz. Yani bu rakipleri de çok fena etkileyen bir durum. Evet. Düşünsenize Burcu'nun yerine koyun kendinizi. Belki haftaya maçlarını etkileyecek onların yani. Rakibe böyle bir zarar verme yöntemi var. Ama tabii aynı şeyi biz de istiyoruz. Daha rahat kazanalım. Kim istemez ki yani? Daha erken dakikalarda gol bulup işte rakip üzerine gelir. Örneğini verebiliriz Konya Şeker gibi. Böyle Evet. açık futbol oynayıp böyle erken de golü bulduğumuz zaman çok daha rahat geçiyor. Tabii biz de istiyoruz öyle. Yoksa aynı sıkıntıyla biz de karşı karşıyayız yani. Her an bize de bir şey olabilir yani. Yok yani şimdi siz oyunun içinde daha büyük bir sorumluluk Tabii ki üstlendiğiniz için farklı şeyler sizin düşünüyoruz onu biz. durumunuz daha farklı tabii saha içerisinde. Yani sonuçta biz aman ne yapalım yani oldu artık diyebiliriz ama sizin bunu demeniz biraz daha zor olur Tabii ki, saha tabii. Bütün içerisinde sorumluluk özellikle. bana ait çünkü. Gerçekten büyük bir baskı oluşturuyor. Yani rakipler için de mutlaka baskı oluşturuyordur Evet. bu. Yani en azından gelen rakip Şimdi ya Turgut'u takımı Balıkesir'in sağ solu belli olmaz. Son şimdi saniyede de yazar atar diye sürekli bir tehdit tabii ki, altında tabii ki. oluyordur Evet. mutlaka. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi Ama gerçekten tribünde bizler de tehdit altındayız. kesinlikle. Bu konular tabii nasıl biz rakiplerimizi araştırıyorsak, irdeliyorsak daha önceki maçlarla dahil bütün olarak işte diyoruz Turgut'u da uzun taç atan işte son maçta yine biz daha ilk maçta da biliyorduk. 16 maç önce de biliyorduk uzun taçın faydalarını onlar için. İşte bir kanalda buldum maçın özetini seyrettim. İşte uzun taştan bir gol atmışlar. İlk gol uzun taştan. Onlar da bizi bu şekilde yani mutlaka şey yapıyordu, Caner'in araştırıyordur. attığı gol değil mi? Evet. Mutlaka onlar da araştırıyorlar şimdi. Balıkesir'e bakıyorlar kaç maç oldu kazanıyor son dakikada. Şimdi bunun üzerine mutlaka düşüneceklerdir. Ama istedikleri kadar düşünsünler. Bunun bir taktiksel açılımı yoktur. Bu yorgunluğun son safhaya geldiği anlarda olan bir şeydir. Yani sinir sistemiyle alakalı bir şeydir. Yani yorgunluk bindikçe hata yapma riski oranı yükseliyor. Biz bunu değerlendiriyoruz. Yani benim futbolcularım biraz daha beyin sağlığı çok daha iyi diğer takımlardan. O konuda onlara çok güveniyorum. Ben bütün maçları son dakika golü kazanıp da şampiyon olmak isterim yani. Hiçbir sakıncası yok. Bizce de bir sakıncası yok. Tabii hayatta kalmayı başarabilirsek. Osman'cığım seni de dinleyelim biraz. Yani hocama katılıyorum yani sonuçta hani biz takım olarak birinci dakikadan 90. dakikaya kadar üretkenlik adına, gol bulmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sonuçta yani birinci dakikada da gelebilir gol. Bitiş düdüğünden önce de gelebilir. Önemli olan bu üretkenliği gösterebilmek takım adına. Yani bizim tesadüfi derken yani son dakika atılan goller yayından önce de konuştuğumuz gibi tesadüfi bir gol havası yok yani bizim son dakikada attığımız gollerde. Gerçekten organize. Hayır onu söyledim işte. Yani Ha, yani Tenten'in yapmış olduğu orta. Bu ortanın evet. Ali Öztürk tarafından mükemmel bir şekilde boştaki adamın önüne indirilmesi kafayla ve o kişinin de Hüseyin Düz'ün de ilk maçı olmasına rağmen o açıdan o topu o şekilde vurması. Şimdi bunlara kimse ha tamam Hüseyin'in vuruşu şans olabilir. Ali'nin indirmesi şans ama üçünün topyekun bir şans olduğunu Evet. söyleyemeyiz. Organize bir atak var burada. Evet. Bizim görebildiğimiz. Yani tamamen çalışmanın ürünü Zeki abi. Gerçekten biz antrenmanlarda ataklarımızı bile, şimdi hocamız burada, yani ataklarımızı bile bölerek çalışıyoruz. Yani nasıl atak yapacağımızı bile, yani hangi kanattan nasıl atak yapacağımızı, kimle oynayacağımızı, kime atacağımızı bile uzun uzun çalışan bir takımız. Yani taktiksel çalışmalarımızı rakiplerimize göre yapıyoruz. Yani tabii ki de şu da söylenebilir ki ondan kesinlikle şüphemiz yok. Hepimiz inançlı insanlarız. Allah da yardım ediyor. Çok şükür inşallah bundan sonra da Allah hep yardım eder bize. Yani o tamam ona katılıyoruz ama hani bir üretkenliğin de sonucudur bu. Sonuçta hiçbir şey yapma. Son dakikada gol at ya da böyle bir bizim takımımıza böyle bir görüntü yok. Hiçbir zaman bir salmışlık, bir güvensizlik yok. Biz saha içinde takım arkadaşlarımıza
Birbirimize gerçekten çok güveniyoruz. Takım olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz her şeyden önce. Bu birinci dakika olur ya da 90. dakika olur. Önemli olan biz birinci dakikadan 90. dakikaya kadar bu arayışı sürdürüyorsak, bu arayış içinde oluyorsak gol 90'da da gelebiliyor, maçın başında da gelebiliyor. 60 ile 70 arasında 3 gol de gelebiliyor. 70 ile 80 arasında 3 gol de gelebilmiş. Biz İskenderun'da 10 dakikada 3 gol mü 4 gol mü ne attık yani 10 dakikada. Yani bu 12 dakikada 4 gol. 12 dakikada 4 gol attık. Evet. Yani bunlar yani bir takım için gerçekten güzel şeyler. Yani bir de sonuçta rakibinizle oynuyorsunuz. Bozüyük takımı gruptaki en önemli rakiplerinizden bir tanesi. Bu takıma karşı yani galip gelmek çok önemliydi bizim için. Bunu da başardık. Şu an çok mutluyuz. İkinci araya da çok güzel ve başarılı başladık bence. Şimdi Buksaş gibi ligin en formda takımlarından bir tanesinden puan getirdik. İçeride Bozüyük gibi çok önemli bir rakibimizi 90. dakikada da olsa attığımız golle yendik. Yani iyi bir başlangıç yaptık. Bunu sürdürmek istiyoruz açıkçası ama tabii yani eleştirilere de her zaman açığız. Sonuçta insanlar haklı olabilirler. Yani bu son dakika golleri neden daha erken gelmiyor diye ama sonuçta futbol, yani futbolun güzelliği burada zaten. Yani arıyoruz şimdi, biz 90'da geliyor. Son dakika golleri niye önce gelmiyor şeklinde, hani ben bunu esprili olarak söyledim ama. Yok, çarşıda da aynı şeylerle karşılaşıyoruz Zeki abi. Ben bugün çarşıya çıktım mesela. Şimdi şu var. Yani son dakikada gelen gol bana göre eleştiri konusu ancak şöyle olabilir. Keşke biz bu golü daha önce bulabilseydik. Bu sıkıntıları yaşamasaydık, evet. Ya da bu şekilde bir açmazın içine düşmeseydik şeklinde belki düşünülebilir eleştiri, evet. Anlamında. Ama şu var. Sonuçta 90 dakikanın son saniyesine kadar oyunun içinde olmaktır bu. Evet. Evet. Şimdi biraz önce taraftardan söz ettik. Taraftar, Balıkesir Spor taraftarı Bozüyük maçının bana göre en az futbolcu, teknik adam, yönetim kadar ortağıdır. Evet. Ortağıdır. Evet. Çünkü en az sahada mücadele eden o futbolcular, o teknik adamlar kadar taraftar bu maçı istemiştir. Ve sonunda da bu maç alınmıştır. Evet. Önemli olan bu başarıyı görmek. Bence yani. Evet. Ben bunu düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Taraftarımızda bile böyle bir değişim olması çok normal yani. Ben 88'den beri biliyorum yani, en azından dışarı gitsek de yani zaman zaman kopmadığımız için yani bu seneki taraftarda bile öyle bir değişim görüyorum yani. Evet. Çok heyecanlılar onlar da. Yani bizim takımımız da heyecanlı. Olumlu anlamda söylüyorum bu heyecanı. Kazanma arasında istek anlamında söylüyorum. Taraftarımızda da bir istek var. Müthiş bir istek var. İşte son maçtaki bizi iteklemeleri deyim yerindeyse kazanmamızda büyük etkendir. Evet. Yani biz Buksaç'ta da oynuyorsunuz işte. Koca statta. 100 kişi, 200 kişi. Ama burada bilmiyorum rakamı ama herhalde 10 bin üzerindeydi seyircimizin sayısı. Bu vallahi ben son çok önemli bir durum. Son 10 yıl içerisinde hatta 10 yılı bile aşabiliriz. Bu kadar güzel bir taraftar görmedim. Evet. Çünkü bundan önceki yıllarda tamam stat doluyordu. Siz o eski hallerini bilmiyorsunuz Osman. Evet. Yani o tribünler yapılmadan Beledron önce varken. Sınırlı sayıda taraftarlarımız o stadı dolduruyordu. Tamam. Ama ilk defa 18.500 sanıyorum. 15.800 mü? 15.800. 15.800 kapasiteye sahip olan stat ilk kez bu kadar doldu. Evet. Ve bu stadı o şekilde doldurmak herkesin harcı değildir. Yani. Hiçbir takımın harcı, evet. Değildir. İşte görüyoruz. Altay dolduramıyor. Göztepe dolduramıyor. 1000 kişi, 1500 kişi oynuyorlar. Göztepe dolduramıyor, evet. İnanın. Geçen Kartal-Göztepe maçını izledim. Göztepe-Kartal maçını. Göztepe bile dolduramıyor stadın. Evet. Ama Balıkesir dolduruyor. Evet. Çok güzel bir durum. Yani İnşallah artarak devam eder. İnşallah. Bu Balıkesir Spor'un hangi noktaya geldiğinin bir göstergesidir bence. Evet. Yani teknik anlamı bir tarafa bırakıp olayın psikolojik çözümü ancak bu şekilde tahlil edilebilir. Evet. Seyirci bu maçı istemiştir.
futbolcu zaten istiyordu. Ama seyircinin ona yapmış olduğu katkının da bir sonucudur bu. Evet. Kesinlikle. Bana göre. İnşallah bu daha da artar. İnşallah. Temennimiz o. Peki bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.